Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce paylaştığım videoların altında gördüğüm bir yorumdan gelen soruyu cevaplamaya çalışacağım. Soru şu şekildeydi. Trigger kayışını gözle görebilir miyiz, kontrol edebilir miyiz? Bunun iki yöntemi var. Bir tamamen sökülmesi lazım, bir de bazı araçlarda yani yarım motorun sökülmesine gerek yok. Şurada gördüğünüz kapağın altında gözle görülebiliyor. Bu her araçta bu şekilde mevcut değil. Benimkinde böyle bir kapak var. Sizlere yardımcı olmak amacıyla ben bunu söküp bir gözle muayenesini yapacağım. Acaba şu anda ne durumda? Yıpranma var mı? Kopma var mı? Ya da ne bileyim ona benzer bir aşınma var mı? Bunu beraber göreceğiz. Şurada sekmanları vardı. Ben biraz önce açtım. Bir tane de şu arka kısımda var. Sonrasında ise kapağı yukarı çekip bunu bu şekilde ayırıyoruz. Gördüğünüz üzere trigger kayışımız çıktı ortaya. Ben gözle bakıyorum. Trigger kayışında henüz bir aşınma, çok önemli bir durum söz konusu değil. Eğer siz de aracınızı yeni aldıysanız, trigger kayışının ne durumda olduğunu bilmiyorsanız, bu şekilde gözle bir kontrol edebilirsiniz. Çünkü farklı videoları izlediyseniz orada da görmüş olabilirsiniz. Bazı trigger kayışları gerçek manada söküldüğünde yepyeni duruyor, değişeceği zaman. Bazıları ise ciddi manada kopma derecesine gelmiş. Hatta bazıları koptuktan sonra anlaşılıyor. Siz de bu şekilde kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız en azından kontrolü bu şekilde yapın. Bizim şu anda incelediğimiz araç 2007 model dizel Seat Cordoba. Bunda bildiğiniz üzere 1.4 TDI motor var. Birçoğunda aynı şekilde motor yapısı. Bu şekilde kapağı açarak kontrolünü yapabilirsiniz. Acaba trigger kayışı ne durumda, çok sıkıntılı mı vesaire diye. Mesela benim araç şu anda 140 bin kilometrede. Yaklaşık 4 yıl önce değişmiş. Henüz yılına 1 yıl var. Kilometresine de 20 bin civarında var ama şu an sağlam durumda. Ben de şüphede kalmıştım. Acaba trigger kayışında hani biraz daha zamanı olmasına rağmen bir yıpranma vesaire söz konusu mu diye. Öncesinde zaten 80 binde değişmiş. Şu anda da aracım 140 binde. 20 bin kilometre var. Sorunsuz şekilde gidiyor. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu. Videoyu beğendiyseniz sayfamızı takip edip takıldığınız noktaları yorum yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.